Herkese merhaba. Bugün topraksız tarım denemelerimizden süs lahanası üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar. Arkadaşlar bu çalışmalarda da gördüğünüz gibi kökten ve falan gayet başarılı. Yalnız burada EC ve pH'imiz gene burada da 10 kat. Bunlar ışıksız dayanabiliyor bu EC'ye yaklaşık 10 günden beri. Yalnız sistemimizi 20 günden beri devirdaim ve hava bastığımız halde sistemimizde şöyle gördüğünüz gibi köpüklenmeler meydana geldi. Hatta şurada tekrar dönüşte köpüklenmeleri rahat göreceksiniz. Böyle bir köpüklenme meydana geldi. Bunun nedeni demek ki sisteme ara ara taze su, buyurun, gördüğünüz gibi köpüklenme meydana geldi. Şimdi bu köpüğün pH'ını ne olduğunu göreceğiz. Evet, şu an sistemimize bakıyoruz ve sistemimizde EC, şu an EC metremizde ölçüyoruz. Şu an 5.32 EC'miz var. pH'ımızı ölçüyoruz. Şu an 8.74 pH'ımız var. Arkadaş, bunlar bu da demek oluyor ki 20 gün süre geçtiği zaman EC'de aşırı bir düşme, pH'de de bir aşırı bir yükselme var. Evet arkadaşlar, şu an sistemimizi temizliğini yapıyoruz. O biraz önce göstermiş olduğum köpükleri. Motorda şöyle bir nasıl söyleyeyim, mineraller, kireçlenme gibi bir şey var. Böyle motorun içini açalım. Şöyle arkadaşlar, bakın şu contayı yemiş. Conta gitmiş. Motor çalışıyor bu arada. Motorda bir sıkıntı yok ama sonuçta vermiş olduğumuz şeyler, EC değerleri bunu biraz hırpalıyor. Bakıyoruz. Şeyde, pervanelerde bir sıkıntı yok. Evet. Ama dediğim gibi şuradaki bir conta var. O da çok önemli bir şey değil. O conta kopmuş. O da normal olur. Bunu şimdi birazdan güzelce temizleyeceğiz. Şu an çalışır ama dışı böyle. Demek ki dibinde tortu bırakıyor. Şimdi depomuz şöyleydi. Şunun içini bir göster. Bakın depomuz şöyleydi. 20 gün biz bununla su değiştirmedik. İçinde de 10 kat besin vardı. 10 kat besin sonucunda bu şekilde 15 litre suda bu şekilde sonuç meydana geliyor. Bunun deposunu küçültebiliriz. Bu fazla bile yani. Sistem.